Evet. Evet hocam. Şuhut Belediyespor maçında Serhat Çiçek'in ceza olarak oynatılması ile ilgili bir husus var. Bunu olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi kamuoyu da şöyle bir algı oluştu. Hani bu kadar basit bir hata nasıl yapılabilir diye bir algı oluştu. Yani bu kadar basit bir olay değil. Bu TFF bile bunun içinden çıkamıyor şu anda. Verdikleri kararı geri çektiler falan. Yani tekrar araştıracaklarını falan söylediler. İş gerçekten çok karışık. Şöyle karışık. Ben izah edeyim. Az çok bilmeyenler de bilsinler. Serhat geçen yıl Ödemiş maçında oynamıyor. Tribünde sahaya atlıyor. Sonraki hafta Çin'e maçında kadroda Serhat. Herhangi bir cezası yok. Çünkü onun yerine başkasının ismi yazılmış. Ödemişspor da Çin'e maçından sonra şikayette bulunuyor. Diyor ki bu oyuncu Serhat Çiçek. Fotoğraflarını gönderiyorlar. Milli takımdaki fotoğraflarını gönderiyorlar. Diyorlar ki bu oyuncu Serhat Çiçek. Ayın 13'ünde geçen sene 13 Mart 2016'da Serhat'a tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevk ediyorlar. Tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevk edildikten sonra ayın 21'inde TFF'nin de kaçırdığı bu zaten. Ayın 21'inde tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk ediliyor. Ve 26'sındaki Ali Ağa maçında Serhat oynamıyor. Bu yüzden tedbirli olduğu için. Bilirsiniz ki tedbirli olduğu zaman da daha cezası onanmamıştır. Ama önündeki maçta oynayamaz. Sonraki gelen cezasından o tedbirli maçta oynamadığı için o cezası düşer. 5 ise 4'e düşer, 3'e düşer. Yani kullanmış olur. Ali Ağa maçından sonra Ali Ağa dahil arkasından Yeşilköy deplasmanda oynadığı yatağın maçlarıyla 3 maç Serhat oynamıyor. Tabii 28'inde 26'sında Ali Ağa maçında oynamadıktan sonra 28'inde 5 maçlık cezası onanıyor Serhat'ın. Ama bir maçını tedbirli olduğu için o maçta oynamıyor. TFF'nin kaçırdığı husus da bu. Bize gelen yazıda da bu. Sonrasında playoff maçı var. Playoff maçında oynamıyor 4 maç. Ve ilk maçta Çal maçı da dahil 5 maçını tamamlıyor. Biz bunu kendi başımıza hareket etmedik. Uşak'ın bu davasıyla ilgilenen avukatla görüştük. Serhat'la görüştük. Kendimiz de TFF'nin sayfasından baktığımızda 5 maç cezayı tamamladı. Biz de Şuhut maçında yaklaşık 28-30 dakika Serhat'ı oyuna attık. Sonrasında TFF'nin bize gönderdiği yazı Şuhat'ın itirazıyla işte 21'indeki tedbirliği görmüyor, 13'ünde tedbirsiz sevk edilmiş, 28'inde 5 maç ceza verilmiş ve Ali Ağa maçını görmediği için, oynattığı maçı görmediği için bize ceza, hani 3-0 hükmen, bizler 15 gün, Ali Sayın Türk'e 15 gün hak mahrumiyet cezası falan verdiler. Ama şimdi biz savunmamızı buna yönelik yaptık. Cuma günü akşamüstü 5'te savunmayı yaptık. Pazartesi günü sabah 10'da ceza kararı geldi. Yani herhangi bir araştırılma olduğuna inanmıyoruz. Neyse, sonrasında biz tabii bunu tahkime taşıyacağız. Avukata başvuruyoruz. Bu kararı veren avukatla görüşüyoruz. Ankara'yı arıyoruz. Tabii ki biz bunlara bu hatırlatmayı yaptıktan sonra salı günü sabah biz vekaletli işlemleri için avukatla uğraşırken bize TFF'den yazı geldi. Serhat Çiçek'in, bizim kulübün, Ali Sayın Türk, Mehmet Ali Sevil'in tekrardan araştırılmasına. Çünkü karar verilmiş. Bir anda daha biz herhangi bir talebimiz daha olmadan, herhangi bir savunma, herhangi bir yazı dilekçe göndermeden bir anda onlardan bir yazı geldi. Dün geldi. Onlar da hata yaptıklarının farkındalar muhtemelen. Biz de öyle düşünüyoruz. Ama öyle olmasa bile, çünkü Perşembe günü, yani yarın büyük bir ihtimalle aleyhimize sonuçlanacak diye düşünüyoruz. Öyle olmasa bile, olumsuz bir durum olsa bile biz tahkimle biz bu kararın iptal olacağını düşünüyoruz. Çünkü geçen yıl bu olaylara vakıf olan Uşak'ın avukatı da biz onunla görüştüğümüzde de kesinlikle %100 haklı olduğumuzu, bize sadece bir vekalet gönderirse yardımcı olacağını söyledi. Biz de TFF'den görüştüklerimiz de dahil, dün akşam görüştüklerimiz, diğer illerdeki gazeteciler de dahil, herkes bu olaya vakıftı zaten. Geçen yıldan kalan biliyordu herkes. Çünkü hani Uşak'ta bu çok çetrefilli bir süreçti Uşak içinde. Avukatlar, yazışmalar, diğer oyuncuların cezaları falan. Avukat birebir biliyor ve biz buna ilk söylediğimizde güldü yani bu olayla ilgili. TFF kaçırdı, bunu gözden kaçırmış olabilir. Yüzlerce dosyası var TFF'nin önüne gelen, haftalık bir sürü dosyayı inceliyorlar. Biz de kaçırdıklarını düşünüyoruz. Umarım yarıştırma yapılmadan verilmiş karar olabilir. Kesinlikle öyle zaten, çünkü hani görünen de o. Sonradan bize döndükleri, tekrar araştırdıklarını söylediklerinde de haklı olduğumuzu gördüklerine inanıyoruz. İnşallah avukat yoluna, tahkim yoluna varmadan yarın bu karar bizim aleyhimize olumlu sonuçlanır. En azından bizler Serhat da sahada olur. Biz bu haksız olaydan zarar görmeden en kısa zamanda sıyrılırız. Çünkü mental olarak da 3 gündür pazartesiden beri inanılmaz yorulduk. Yani özellikle yöneticilerimiz bu konu hakkında çok uğraş veriyorlar. Umarım bir an önce bu karardan dönülür diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun.